Sevgili izleyiciler, merhaba. Ahmet Yaşar Akkaya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta yine çok değerli bir konuk aramızda. Yapımcı yazar Murat Zurnacı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İnşallah bugün çok kısa bir zaman diliminde ama çok doyurucu ve çok ilgi çekici konulardan bahsedeceğiz. Murat Zurnacı'nın yazmış olduğu, hakikaten benim çok ilgimi çeken Haberim Yokmuş Gibi Çek, bir meşhur kitabı yani. Meşhur kitabı. Evet, meşhur kitabı oldu şu anda. İsim ve görsellik hakikaten çok on numara. Ben çok beğendim bu kitabı. Bu kitabın içeriği hakikaten çok ilgi çekici. Kitabı okuduğunuzda tabii medyanın ne kadar hayatımızda yer ettiğini biliyoruz ya. Medya niye bu kadar hayatımızda yer ediyor? Hemen oradan bir başlayalım. Geçen bir programda yine bir dostum sordu onu. Ben de soruya soruyla karşılık vererek cevap verdim. Aynısını yapayım o zaman. Hani medya neden hayatımızın bu kadar içinde? Çünkü güçlü. Ama güçlü mü değil mi? O sormuştu. Ona şunu dedim ben de. Bir markan var. Tanıtmak istiyorsun. Ya da bir düşüncen var. Bu ideolojik, dini, siyasi fark etmez. Bunu birilerine aktarmak istiyorsun. Bunun gibi birçok bir şeyler paylaşmak istediğin konular var. Ne yaparsın dedim. Onu da yine aynı size sorayım. Mesela ne yaparsınız? Medyayı kullanın. Medyayı kullanın. Yani şöyle adamı vezir ve rezil etmek istiyorsan yine medyayı kullanırım. Yani. Dolayısıyla niye? Çünkü güçlü olduğuna, bir yerlere ulaşabildiğine inandığımız için. Güçlü mü değil mi gelirken o zaten başka bir konu ama belli sayılar var, rakamlar var. Sayılarıyla televizyon kanalları, sosyal medya mecraları, onların kullanımları. Bunlar tabii senelik çıkan rakamlar, verilerle çok ciddi sayılar. Milyonlara hitap ediyor. Hatta dünya geneline baktığımızda milyarlara hitap ediyor. Güçlü. O yüzden de medyayı kullanıyoruz. Seviyoruz. Şimdi bu çok sevdiğimiz bir cümle aslında. Mesela çok duyduğum kelimelerden bir tanesidir ve her dönemde kullanılmıştır. Mesela bundan 200 yıl önce de kullanılmıştır. Mesela Napolyon dünyaya şekil vermek için, Büyük Fransa yaratmak için yeni dünya düzeninden bahseder. Victoria İngiltere'si yeni dünya üzerinden, Kanuni Osmanlı'sı yeni dünya üzerinden. Mesela sizin kitabınızda da mesela yeni dünya düzeni, tabii medya eksenli, işte derin güçler eksenli. Bu yeni dünya düzeni artık medya üzerinden mi? Derin güçler bu arada işte İlluminati, bu şekilde mi yapıyorlar yapı, yani? Medyayı yeterli tabii ki de sadece medya değil, birçok alanda aktif olarak çalışıyorlar ama medya insanlara ulaşma anlamında ellerinde büyük bir koz. Çünkü telefonlarla herkese ulaşabiliyorlar, tabletlerle herkese, çocuklara kadar ulaşabiliyorlar. Yeni dünya düzeni dediğimiz, evet, bir algı var. Bu algı küresel anlamda baktığımızda üst bir akıl genelde konuşulur. Ve diğer konuşulan da belli ailelerin, işte zengin olan, dünyayı yönettiği Rockefeller gibi, işte gibi bazı ailelerin istediklerini yapmak için bir algı oluşturma ve bu projeler üzerinde de insanları etkileme anlamında çalışmaları. Dolayısıyla medyayı tabii kullanıyorlar ama tek proje medyayla tek bir dünya düzeni, hani başlığı altında baktığımızda tek yeterli oradaki değil. Şey değil yani, dinler atıyorum. İşte evet. Diyorlar ki işte İslam'ı kaldır. Hayır, sadece İslam değil, bütün dinler, din yok ortada. Onlar inançsız, bir yaratılış inancı olmadan, yaratıcı inancı olmadan dinlerin olmadığı bir dünya. Artı bakıyorlar 7 küsür milyar insan nüfusu var. Hayır, bu da olmamalı. Ne yapmak lazım? Kontrol etmemiz için sayının da azalması lazım. 500 milyon geçmemeli. Onun için yapılan projelerle, evet, algıyla beraber tek tip bir ırk, tek tip özgürlüklerin olduğu, cinsel sapkınlıkların rahatlıkla, aynen, yaşandığı bir ırk oluşturmak. Oradan onu da biz kontrol edeceğiz. Yeni dünya düzeni de budur diyorlar. Oradan bir araya girmiş olalım. Harika bir konuya değindiniz. Artık sosyal medyadan tutun da dünyamızı dijital dünya yönetiyor. Tabii artık değişik alternatifler de piyasaya çıktı. Mesela son dönemden, özellikle son popüler bir iletişim vizyoneri var veya işte bilgileri veya sizi oraya yönlendirmeye çalışan bir Netflix diye, evet, bir akım başladı. Adeta bir dijital akım, medyanın bir dijital platformu. Çok önemli. Ve orada mesela bir Atiye, hani bir Türk dizisi, aynı şekilde bir Mesih adı verilen bir çalışma,
veya işte Hazreti İsa'nın eşcinsel gösterdiler. Yani çok tabii acı verici bir şey bu. Bunlar bilinçli senaryonun ürünümüş. Kesinlikle. Ve bilmiyorum katılır mısınız ama hep şu denirdi ya, Hollywood yapıyor bunu. Ya da işte birkaç fantastik filmler yapan işte Hollywood diyebiliyorsak onları da aslında söyleyebiliyoruz. Çünkü bunlar insanların bildiği DC Comics'ler, Marvel'ler gibi bu tarz şirketlerin de yaptığı projelerden hep bahsederdik. Evet, bunlar yapıyorlar. İnsanları algı yaparak, zihin kontrolü yaparak veriyorlar bunları diye. Ama artık her şey dijitale döndüğü için bu bahsettiğimiz Hollywood ve diğer şirketler genelde geleneksel medya üzerinden, sinema filmleri ve televizyon üzerinden algı yaptılar. Ama şu an artık her şey gelecekte ve şu an ve gelecekte dijitale gidiyor. Dijitalde yeni bir platform olması lazımdı. Hollywood'un yerini şu an Netflix aldı. Hollywood artık geri çekiliyor. Netflix ön plana çıkıyor. Yaptıkları projeler zaten ortada. Yani şimdi Mesih dizisini izlediniz mi bilmiyorum. Şimdi neye göre Mesih? Şimdi dinlerde bir Mesih inancı vardır. Mehdi inancı, inanırsınız inanmazsınız. Başka bir şey, başka bir tartışma konusu ama şimdi orada izlediğinizde bir İslami kimlikle baktığınızda öyle bir Mesih yok. Çünkü diyor ki ne yapıyorsun diyor. Babamın mesajını getirdim diyor. Baban kim senin? Şimdi İslam tarafından baktığınızda, yani Müslümanlık açısından baktığınızda Hazreti İsa Allah'ın oğlu mu? Değil, haşa. Testis inancına göre ki Mesih. Ona göre ama şey, işte evet. Mesih geldiğinde neye göre gelecek? Eğer öyle bir iniş varsa da Hazreti İsa'nın inişi, tabii ki de peygamberlik dönemi bitmiştir, gelecek ama yine Allah'ın o şeriatı içerisinde olan bir peygamber dönemi geçmiş ama öyle bir insan olarak ineceğinden bahsediyor. O zaman din algısı yine yanlış. Bu Netflix'te ve çok ukala bir karakter. Yani sorular soruluyor, cevap verirken ukala. Hatta çok ilginç bir diyalog var o filmde, dizide. Şunu diyor topluluk önünde, etrafına topluyor insanları. Tabii sözde işte mucizeler gösteriyor, suyun üzerinde yürüyor falan. Şu ana kadar inandığınız kutsal kitapları unutun diyor. Bu da çok ilginç bir şey. Yani Hristiyansa da diyor ki İncil'i de unutun diyor. İşte Musevi ise Tevrat'ı ya da işte inandıklarınızı unutun. Ama iş son, hani İslam açısından baktığımızda, yani kitaplarınızı, geçmişte inandığınız kaynakları, kitaplarınızı unutun diyor. Şimdi o zaman gelip bana Kur'an'ı unut demesi. Evet. Aynı şey. Dolayısıyla çok ciddi sıkıntılar var. Algı oluşturmaya başladılar şu anda. Hristiyan öğretisini öne çıkaran bir oluşum desen değil. Hiçbir şey değil. Yani saçma sapan bir şey. Musa'nın 10 emri Tevrat üzerinden desen değil. Hazreti Peygamber ve Kur'an-ı Kerim üzerinden değil. Kesinlikle. Tamamen şöyle bir dünya yaratılmak istenen bir süreç. Hani dinin merkeze alınmadığı. Aynen. İkinci bir şimdi Mesih böyle mi geliyorsa da böyle mi gelmeli? Hiçbir din akıyı. Yani böyle mi gelmeli derken böyle mi gelecektir inancımız varsa da. Hayır, yani tamamen bozulmamış ehli kitaplarda böyle gelmediğini hepimiz de. Kesinlikle yani ve ben aslında biliyorum. Beni şaşırttı. Ben daha iyi bir şey bekliyordum. Biraz fiyasko geldi. Daha böyle Hristiyan sempatizanı üzerinden. Ya şu an herkesi kucaklayıp evet, daha fazla kitle çekebilirdi etrafına. Ona göre algıyı daha kolay yapabilirdi kitle çektikten sonra. Ama ben tabii şeyi bilmiyorum, diğer dinlerin bakış açısını o filme, onu bilmiyorum ama İslami taraftan baktığınızda fiyasko o proje. Ciddi anlamda fiyasko. Şimdi bu dijital dünyanın öne çıkmasından sonra dijital dünya merkezimize girdiğimizde onu alternatif olarak ne yapılabilir Türkiye'de? Mesela Netflix'in alternatifi bize web geriden gidiyoruz. YouTube'un alternatifi yok. Alternatifleri yaratamıyoruz. Birçok kanalın dijital platformu var. Hani bildiğimiz şu an büyük major kanalların 4-5 tane kanalında dijital platformları var. Ama ulusal değilsiniz. Yani şimdi Netflix dünya çapında birçok ülkede kurumsallaşmış bir yapıdan bahsediyoruz. Niye? Çünkü arkasında ciddi bir güç var. Siz bunu yapamazsınız şu aşamada. Siz ne yapabilirsiniz? Belli kısıtlamalarla, şimdi bunu söyleyince de insanlar kızıyorlar. Yani ne kısıtlaması, özgürlükler. Özgürlükler falan bunlar başka şey. Siz orada 13-14 yaşında, 12 yaşında, 8 yaşında çocukların çok rahatlıkla erişebildiği ve orada cinsel sapkınlıkların da çok rahatlıkla izlenebildiği bir platformu
hayır bak bu çizgileri benim çizmem lazım dediğinizde, hayır ya özgürlük bu falan diye bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Zaten o zehri yutmuştur o insan. Zaten toplumsal çözülmeyi amaçlayan. Yani zaten ben size şöyle söyleyeyim. Ben seminerlerde gördüğümü söylemek istiyorum. Ben lise, ortaokul tabii yetişkinlerde katılıyor seminerlere. Biz şu an ortaokul kaç oluyor? Yani yaş itibariyle 11, 12, 13 oluyor zannedersem. Evet. Kaybettik. Biz ilkokula inmek zorundayız şu anda artık. O dönem ortaokula kadar yani 16-17 üstünü zaten saymıyorum ama 16-17 çizgiyi çekeceğiz o yaş grubu. Bu tarafa geldiğimizde de ortaokul. O çizgiyi çekeceğiz. O aradaki yaş ne oluyor? 10-11 ile 16-17 yaş arasındaki grubu biz kaybettik. Kaybettik, evet, maalesef kaybettik. Geri getiremeyeceğiz onu. Ben öyle çok düşünüyorum. Çok zor. Yani çok artık ondan sonraki evet. Gelen nesli kontrol etmemiz lazım. Onun da en büyük önlemi ciddi anlamda bir medya, kurumsal kontrol edilen, yani bu yapıların kontrol edildiği bir rütük üstü, belli kurumların üstünde devlet desteği, istihbarat desteği olan bir kurumun kurulması acilen şart, hatta bugün şart, şu an şart. İnşallah. Bu bir vebaldir. 5 sene sonra, ben burada çok açık söylüyorum, 5 sene sonra, 5 ile 10 sene arasında maalesef cinsiyet değiştirme yarışmalarını göreceğiz. Göreceğiz. Yani bu çok ağır ve acı bir ifade. Yani Murat Zurnacı'nın söylediği hakikaten düşünülmesi gereken şey, 4-5 yıl sonra Türkiye'de artık cinsiyet değiştirmenin normalleştiği, filmlerde yarışmalarını de göreceğiz. Yarışmalarının normalleştiği bir süreci göreceğiz. Şu an güzellik ki, yarışmaları var. Kültürel dejenerasyonun ya da aile çatırdamasının en önemli göstergesi olacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Daha kapsamlı, daha uzun soluklu programlarda inşallah daha uzun soluklu değerlendirmeler yaparız. Hakikaten çok önemli ve özel bilgiler verdiniz. Murat Zurnacı'nın Haberim Yokmuş Gibi Çek kitabını okursanız, orada zaten medya üzerinde nasıl derin güçlerin de etkili olduğunu, bu sembollerin ne anlama geldiğini çok iyi idrak edeceksiniz. Üstadım, orada ciddi resimler var. 650-700 evet. Tane resimden alıntıdır. Tabii orada yaş itibariyle verilebilir resimler var sadece orada ama inanılmaz resimler var. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. İnşallah başka bir programda tekrar sizi konuk etmek isteriz. Sevgili izleyiciler, Ahmet Yaşar Akkaya YouTube kanalının bu haftaki konuğu, çok değerli yapımcı yazar Murat Zurnacı oldu. Hepinize iyi günler, esen kalın.